أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار. اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Bizleri yoktan var eden, yine böyle bir cuma vaktinde cami kubbesi altında bir araya getiren, imanla, İslam'la şereflendiren, sayısız nimetler bahşeden Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz alemlere rahmet, iki cihanın serveri Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Maddi manevi bütün müşkillerimizi, sıkıntılarımızı, hastalıklarımızı bertaraf eylesin. Sıhhat afiyet üzere rızasına uygun, hayırlı, bereketli bir ömür yaşamak, sonunda da iman ve şehadet üzere huzuruna varmak cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle ahirete irtihal etmiş cümle aba ecdadımıza, ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Cenab-ı Hak azaba düçar olanlar varsa mübarek cuma günü hatırına, duası katında müstecab olan kulları hürmetine Mevla Teala azaplarını def-u ref-u izale eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun, bugün acizane dersimizde Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, gazap ettiği, razı olmadığı bazı fiiller ve o fiilleri efendim yapan, yaşayan kişiler hakkında acizane konuşmaya çalışalım. Cenab-ı Hak bize rızasınca hüsnü ifade, cümlemize de güzel istifadeler nasip eylesin. Amin. Öncesinde şu hatırlatmayla derse başlayalım. Mevla Teala bizi sadece konuşan ya da dinleyen olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Zira konuşanı çok ama söylenenleri, yaşayanı az bir zamandayız. Rabbim çok konuşmaktan ya da yaşamadığı şeyleri çok dinlemekten bizi uzak eylesin. Anlattıklarıyla, dinledikleriyle amel edip yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Maksat konuşmak veya dinlemek değil, anlatılanları hayatımıza tatbik etmektir. Mevla Teala kolaylaştırsın inşallah. Allah Azze ve Celle'nin gazap ettiği şeylerden biri, Mevla Teala ibadet eden kulunda riyayı sevmez. Abidlerdeki riyakarlığı Allah gazap eder. Mevla Teala kulunun amelinde de imanında da ortaklık kabul etmez. Nasıl imanda ortaklık, ki buna şirk diyoruz, Mevla'nın asla kabul etmediği, affetmeyeceğini beyan ettiği bir şeydir. Yani Allah ile beraber başkalarına inanmak, Allah'ın yanına başkalarını yakıştırmak, haşa. Bu imanda olursa buna şirk, amelde olursa buna da küçük şirk manasına
riya diyor Efendimiz. Yani Allah ile beraber o amele başkalarını ortak kılmak, başkaları için amel yapmak, başkaları için kulluk yapmak, başkaları için birileri görsün, beğensin, desinler diye amel yapmak, buna riya diyor ve Allah Azze ve Celle riyakar kulunu sevmiyor. Şey yaptığınızda benim için yapın diyor Allah. Az olsun ama benim için olsun. Çok olup benden başkaları için yapılan amele ben kıyamet günü karşılık vermem diyor Mevla Teala. Yani haşa tabiri caizse riyakar amel karşılıksız çek gibidir. Sahte para gibidir. Plastik meyve gibidir. Görüntüsü var, paraya benziyor, üzerinde imza var ama karşılığı yok. Adamın namazı var, orucu var, hayrı var, haccı var. Görüntü itibariyle zahirde amel. Ama niyetlerinde Allah rızası olmayınca Allah o amellere karşılık vermiyor. Onun için kulun amelinden ziyade Allah niyetine itibar ediyor. Kulun niyetinde Allah'ın rızası varsa o amelin Allah katında karşılığı var. Rabbim bize yaptıklarımızı rızayı bari için, Allah rızası için yapmayı nasip eylesin. Amin. Riyadan, gösterişten, desinlerden Rabbim cümlemizi halas eylesin, muhafaza eylesin. Mevla'nın bir diğer gazap ettiği şey, züht ehlinde, yani kendini sözüm ona Allah'a adamış, dine adamış, dindar geçinen, dini yaşamaya çalışan, takva geçinen kimsede ucup görmeye Allah razı değildir. Kullarındaki ucbu Mevla Teala sevmez ve Allah ucuplu kullarına gazap eder. Ucup nedir? Ucup kendini beğenmektir. Kendini bir şey zannetmektir. Kendini insanlardan faziletli, kıymetli, üstün görmektir. Daha doğrusu kibirle ucup arasında bir fark var. Kibir, insanlara efendim kendini beğendirmek için değil, kendini insanlardan üstün düşünür, öyle görür, öyle zanneder kendini. Bu kibir. Ucup öyle değil ama. Ucup, kendini insanlardan üstün gördüğü gibi bunu göstermek de ister. Yani reklamı sever. Ben diye başlar konuşmaya. Ben şöyle hocayım. Ben böyle adamım, ben şöyle yaptım, ben. Onun dünyasında sadece kendi var, dünya onun etrafında döner, amelleriyle, yaptıklarıyla kendini şişiren, kendi kendini şişiren, kendiyle gurur duyan adamdır ucup sahibi olanlar. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Boyun kırdıran, pişman ettiren günah, kendini beğendiren amelden Allah katında daha kıymetlidir. Yani bir adam günah işliyor, haşa benzetmek gibi olmasın. Ama bir adam düşünün, bir haram, bir günah, bir fiil irtikap ediyor. Öteki adam da namaz kılıyor, gece sabaha kadar teheccüdünde. Günahkar olan yaptığı o işin neticesinde kalbinde Allah'a karşı mahcubiyeti var. Pişmanlık içinde boyun büküyor. Yani yine tutamadım nefsimi, yine dayanamadım, emrine karşı geldim, pişmanım, yanlış yaptım. Allah'a karşı boyun büken, boyun kıran günahkar, öteki tarafta sabaha kadar secde yapmış, namaz kılmış, tesbih çekmiş, burnu havalarda. El alem uyurken ben gece teheccüde kalkan adamım. Ve bunu ertesi günde böyle piyasaya ben akşam teheccüde diye ballandıra ballandıra reklam edeni sevmem ben Allah diyor böyle şeyi. İnnallâh la yuhibbu kulle muhtalin fehûr. Kendiyle övünen, yaptıklarını insanlara anlatan, met olunmayı seven, öylelerini Allah sevmez diyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla
zühd ehlinde, takva ehlinde, dindar kesimde Allah ucup görmek istemiyor. Kendinizi bir şey zannetmeyeceksiniz. Kendiniz de övünmeyeceksiniz. İbrahim Ethem Allah dostlarından duydunuz değil mi? Vaktiyle diyor bir gemiye bindi. Yolculuk yaparken gemide yabancı insanlar var. Konu konuyu açıyor. Birisi dedi ki sen nerelisin? İbrahim Ethem dedi ki ben falan yerdenim. Dediler ki sen İbrahim Ethem'in şehrindensin. O zaman medya yok. Efendim isimlerini duymuşlar ama tanımıyorlar. Meğer İbrahim Ethem'de konuşuyorlar. Diyorlar ki biz duyduk orada İbrahim Ethem denilen bir Allah dostu, bir veli zat varmış. Demek sen onunla aynı memlekettensin he? Şimdi düşünün İbrahim Ethem'in yerinde ben olsam, siz olsanız birisi diyor ki ya ben bir isim duydum senden bahsediyor ya. Ya Davut Hoca denilen bir hoca varmış demek senin memleketine yüzüne karşı böyle seni göklere çıkartıyorlar. Ne yaparsınız? Ne yaparız? Ya o dediğiniz hoca benim işte yani. O abd-i aciz, o fakir, o garip benim deriz biz. İbrahim Ethem ne dedi? O İbrahim Ethem tanırım dedi kendisini. Ciğeri beş para etmez dedi. Adam değildir dedi. Sen nasıl evliyan haline konuşuyorsun dediler. Ya benden iyi mi tanıyacaksınız dedi. Tanırım dedi. Beş para etmez adamın tekidir. Vay sen evliyan haline konuşuyorsun diye bunu kafa göz dövdüler, patakladılar. Ağzını açıp da ya durun tamam. Şaka yapmıştım canım o kadar da değil yani. O benim demedi. Kendini gizledi. Niye? Çünkü Allah kendini beğenen, kendini reklam eden, kendini öne çıkaran kulunu sevmem diyor Allah. Kendini gizleyeceksin, iyi hoca olabilirsin, iyi alim olabilirsin, iyi sofi olabilirsin. Ama bu Allah'la senin aranda kalsın. Kendini insanlara reklam etmeyeceksin, beğenilme arzusu taşımayacaksın. Seni Allah beğensin. Allah görüyor mu seni? Allah biliyor mu kaç kuruşluk adamsın, kaç kilo gelirsin diye? O zaman millet seni bilse ne olur, bilmese ne olur? Allah ucundan bizi muhafaza eylesin. Sonra Allah Azze ve Celle'nin gazap ettiği şeyleri konuşuyoruz ya. Allah Azze ve Celle yaşlı kullarında dünya sevgisine de gazap eder diyor ulema. Yani kullarında dünya sevgisini istemez Mevla. Ama hele yaşlı kulun kalbinde dünya sevgisini Mevla Teala görmek istemez. Niye? Ya zaten ayağının biri değil ikisi çukura girmiş. Belin kamburlamış. Elin titriyor, ayağın tutmuyor, gözün görmüyor. Aklın hala tarlada, bağda, bahçede, sünerde, yerde, arazide, kardeşinle, komşunla hala kavga derdinde. Vay sen bir karış benim sünere gelmiştin. Vay o ağaç benim tarafımdaydı, senin tarafımdaydı. Bir ağaçtan sebep, kardeş kardeşle konuşmuyor ya. Bir ağaç. La senin olsa ne yazar, kardeşinin olsa ne yazar? Bunun dibi başı bir ağaç. Hele yaşlı başlı insanlarda dünyaya karşı olan bu hırsı, bu ihtirası, bu sevgiyi Allah Teala sevmiyor ve Allah gazap ediyor. İnsanlarda dünya sevgisi, kalplerde dünya sevgisi. Mevla Teala diyor ki kulum ben bu dünyayı yarattım. Ben bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer vermiyorum. Benim değer vermediğim bu dünyaya sen niye gönül veriyorsun ya? Allah'ın sevmediği bu dünyayı bir Müslüman nasıl sever? Neyini seviyorsunuz bu dünyanın Allah aşkına? Bugüne kadar 3 gün güldürdüyse 15 gün ağlattı. 2 gün rahat ettirdiyse 6 ay anamızı ağlatan dünyanın. Neyine heves ediyorsun? Neyini seviyorsun bu dünyanın? Hala saçın sakalın bembeyaz olmuş, kamburun çıkmış, ayağın çukurda, hala dünya peşinde. Hala oradan alacak, oraya verecek, oraya yatırım yapacak. Böyle kullarını Mevla sevmez diyor. Değil mi ki bu dünya Adem Aleyhisselam cennetten çıkartıldığında bir rivayete göre cennette yasak olan ağacın meyvesinden yediğinde Adem Aleyhisselam'ın bağırsakları hareket etmeye başladı. Çünkü diğer nimetler cennette biliyorsunuz yemek içmek var ama defi hacet, tuvalet ihtiyacı yok. Ama yasak olan ağacın meyvesinden yiyince bu sefer tuvalet ihtiyacı hasıl oldu.
Mevla Teala bir şeyi yasaklamışsa onda hikmetleri var. Adem Aleyhisselam böyle kıvranıyor. Mevla sordu, ya Adem nedir? Dedi, ya Rab acayip bir halim var dedi. Tamam, emrine karşı geldim, o başka. Ama bir de böyle değişik bir halim var. Böyle bağırsaklar, yani bir ihtiyacımı gidermek zorundayım. Mevla dedi ki, ya Adem bura cennet. O dediğin burada olmaz. İn dünyaya, ihtiyacını orada gör dedi. Adem Aleyhisselam'ın tuvalet ihtiyacını gördüğü yerdir bu dünya. Neyle heves ediyorsun? Bu dünyaya heves edenlere, bu dünyaya bel bağlayan, gönül verenlere Allah Azze ve Celle yani hoş bakmıyor, sevmiyor, razı değil. Çünkü Mevla dünyadan razı değil. Hadislerde buyurulduğu üzere yarın ahirete bu dünya saçları kırlamış ve efendim beyaz saçlı diken gibi dişleri dökülmüş ihtiyar çirkin bir kadın kılığında getirilecek dünya diyor. Sonra Mevla mahşer halkına soracak. Bunu tanıdınız mı? Diyecekler, ya Rab Allah'a sana sığınırız bundan. Biz bunu tanımak istemeyiz. Kimdir bu? Mevla diyecek, yani bu sizin vaktiyle birbirinizin gırtlağını sıktığınız, onun için nelere efendim katlandığınız, ne fedakarlık, dünya işte bu. Bu dünya sizin aldandığınız, kandığınız, ahiretinize zarar verdiğiniz dünya bu diyecek. Sonra melekleri emredecek, atın şu dünyayı cehenneme. Dünya cehenneme giderken diyor şöyle diyecek. Ya Rab benim ehlim vardı, bana gönül verenler vardı. Onları da benimle beraber gönder ya Rab. Dünya ile yarın ahirete, cehenneme gitmekten Rabbim bizi muhafaza eylesin. Bir diğer Allah Azze ve Celle'nin gazap ettiği, sevmediği, razı olmadığı haslet, o da ilim sahiplerindeki açgözlülük diyor. İlim sahibi, okumuş, alim, hoca ama açgözlü. Dünya perest, madde perest, parayı seviyor. Parayı seven hocayı da Allah sevmiyor. Tercihini yap. Allah sana ilim nasip ettiyse şayet, ilim verdiği kulunda Allah kendisinden başkasının sevgisini görmek istemiyor. Ama öyle hocalar, öyle ilim sahipleri var ki paraya karşı adamın hastalığı var, alerjisi var, dayanamıyor. Para, dünyalık, makam, mevki, şan, şöhret. Bunun için ilmini satanlar var. Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurdu? Aç bir kurt bir sürüye dalsa, günlerdir, haftalardır yemek yemeyen bir kurt bir sürüye girse, nasıl zarar verir sürüye? Gözünde dünya sevgisi olan, parayı seven hoca, alim dininize öyle zarar verir diyor Efendimiz. Aç bir kurtun sürüye zarar vermesinden paraya, makama, dünyaya düşkün olan hoca, alim dininize zarar verir. Bugün piyasada öyle değil mi? O yoktur, bu yoktur, onu attılar, bunu attılar, hocanın leyleği kuşa çevirmesi gibi. Biraz gagasından, biraz kanadından, biraz ayaklarından kırptı, ancak kuşa benzedin dediği gibi. Kader yoktur, şefaat yoktur, kabir azabı yoktur, hadis yoktur, mezhep yoktur, sünnet yoktur, peygambere de ihtiyaç yoktur. Şimdi geldiler, Kur'an da zaten Allah kelamı değildir. Neyle geldiler bu noktaya? Bunu söyleyen adamlar dün burada değillerdi, başka düşünüyorlardı. Bak, dünya sevgisi, makam, madde, şöhret, para, kariyer, Allah muhafaza insanın ayağını kaydırıyor. Sadece kendileri değil, onları dinleyenlerin de Allah muhafaza ayağını kaydırıyorlar. Onun için ilim sahipleri eğer ki ilmi dünyalık elde etmek için tahsil ederlerse, Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? İlim Allah için öğrenilir. Ama siz bunu dünya için, yani okuyayım, hoca olayım, memur olayım, makamım olsun, maaşım olsun, kariyerim olsun, Allah'ın dinini, dini ilmi, dünyalık menfaat için öğrenenler münafıktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimede Mevla ne diyor? Onlar ki Allah'ın ayetlerini az bir paha karşılığında satarlar. Allah'ın ayetleri üzerinde oynarlar. Niye? Doçent olacak, profesör olacak, kariyer atlayacak, millet dinleyecek, televizyonlara çıkacak, poplanacak. Bunun için ayetler üzerinde oynayanlar,
مَا يَكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّنَّا Kazandığınız cehennem ateşinden başka bir şey değil Allah diyor. Dünyayı ahirete tercih eden hocalardan Allah'a sığınırız. Kalbinde para, dünya sevgisi olan ilim sahiplerinden Allah'a sığınırız. Bir diğer Allah Azze ve Celle'nin gazap ettiği, sevmediği haslet, o da fakirlerden kibirli olanlar diyor. Hem fakir hem de kibirli. Nasıl oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, üç kimse var ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü bunlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Bunların günahlarını affetmeyecek, onları temize de çıkarmayacak. Ve Allah onlarla kıyamet günü de konuşmayacak. Üç kimse. Başka rivayetlerde bunu dört olarak da zikrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir onlar? Bu söylediğim Müslim'de geçen hadis-i şerif. Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü rahmet nazarıyla bakmayacak olduğu üç kimse. Bir, şeyhun zanin diyor Efendimiz. Zina eden ihtiyar. Bak, zina eden genç demiyor Allah Resulü Aleyhisselam. Niye? Çünkü gençlikte zina etmekle ihtiyarlıkta zina etmek aynı şey değil. Genç, kanın deli dolu aktığı yıllar. Yani onun nefsine, iradesine hakim olmasıyla 50'sinden 60'ından sonra bir insanın harama uçkur çözmesi aynı şeyler değil. Hani Efendimiz Aleyhisselam bir gün Hane-i Saadet'inde ya da Mescid-i Saadet'teyken Hazreti Ömer diyor yanına girdi. Efendimiz Aleyhisselam ağlıyordu. Sordu, anam babam feda olsun ya Resulallah, neye ağlıyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Cebrail az önce bana bir şey söyledi, Cebrail'in söylediğini ağlıyorum. Cebrail seni ağlatacak ne söyledi ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ben Allah olarak saçı sakalı beyazlamış, saçına sakalına ak düşmüş kulum, ben sana haya ediyorum azap etmekten. Ben Allah olarak saçına sakalına ak düşen kulum, sana azap etmekten utanıyorum diyor Allah. Peki sen saçı sakalı aklamış, ihtiyar Müslüman, Allah'a karşı günah işlemekten utanmıyor musun? Cebrail bunu bana söyledi, onu anlıyorum diyor Efendimiz. Saçında sakalında beyaz olana Allah, ya bu saç, bu sakal beyazlamış, hem Müslümansın, bak ben azap etmek istemiyorum sana diyor Allah. Ama sen saçına sakalına bakmadan hala günah işlemeye devam ediyorsun. Hiç mi utanman yok? Hiç mi arlanman yok? Hiç mi aynaya bakmıyorsun? Hadi gençliğinde nefsine uydun, anlamadın, anladın, bildin, bilemedin, neyse. O zaman da kırdığın çanaklar hadi neyse. Ya gelmişsin 60'ına 70'ine bu yaşta harama uçkur çözen Allah kuluna kıyamet günü Allah rahmet nazarıyla bakmaz diyor. Saçı sakalı beyazladığı halde yaşlı zina eden kadın ya da erkek fark etmez, Allah kıyamet günü ona rahmet nazarıyla bakmaz. Bu bir. İki, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ve melikün kezzabun, yalan konuşan devlet adamları diyor. Halkına yalan söyleyen siyaset adamları, öyle kabul edin. Siyasetini yalan üzerine inşa edenler, yalan konuşmayı siyaset zanneden, milletin gözünün içine baka baka yalan konuşan siyasetçiler, kıyamet günü Allah onların da yüzüne rahmet nazarıyla bakmayacak, Allah onlara merhamet etmeyecek, konuşmayacak diyor hadis-i şerifte. Siz devlet idare etmeye talip insanlarsınız. Halka, millete yalan konuşulur mu ya? Yalan üzerine siyaset yapılır mı? İnsanları kandırarak bize oy verirseniz işçi çıkartmayacağız, şunu yapmayacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız diye yalan vaatlerle milleti kandır. Ondan sonra iktidara gelince ne söz ne vaatler, böyle yalan konuşanlar. Dünyada belki makama, iktidara, bir yerlere, koltuğa oturabilirsin. Ama ahiret var. Kabul etsen de var, etmesen de var. O zaman orada o yalanların hesabını Allah soracak.
ve kuluna rahmet etmeyerek, affetmeyerek soracak diyor Efendimiz. Allah siyaseti de düzgün yapan kullarından efendim memleketimize siyasetçiler nasip eylesin diye. Yalancıların her nevinden, özellikle siyasetçilerin şerrinden Allah ümmeti muhafaza eylesin. Üç, Allah'ın rahmet nazarıyla bakmayacağı kişi, o da diyor Efendimiz, kibirli fakir. Ne acayip değil mi? Allah'ın rahmet etmeyecek olduğu kimselerden biri de kibirli fakir diyor. Fakir, fakir ama kibirli. Ya fakirde kibir nasıl olur? Fakirliğine razı değil adam. Yani haşa, amiyane bir tabir var, söylemek istemiyorum ama hani yemeğe bir şey yok, tahta veren diye bir şeyler derler ya, ha. Açlıktan ağzı kokuyor adamın ama bakıyorsun üzerindeki kıyafet falan marka. Altındaki ayakkabı bilmem nereden alınma. Niye? Kendini olduğundan farklı gösterecek. Yani millet beni fakir bilmesin, fakir görmesin. Ne iş yapıyorsun diye sorulduğunda belediyede temizlik işçisiyim demeye utanıyor. Ya da asgari ücretle bir yerde çalışıyorum diyemiyor. Bunu utanç, ar vesilesi kabul ediyor. Ne olacak? Falan şirkette çalışıyorum, babam falan zengindir, falancalardanız. Bunun sebebi ne aslında? Mevla niye buna buğz ediyor? Çünkü fakirin tevazu göstermesi gerektiği yerde kibretmesinin altında Allah'ın ona takdir ettiği hale rıza göstermemesi var. Yani Allah ona sen fakirsin, ben seni fakirlikle imtihan edeceğim diyor. O haline razı olmuyor. Allah'ın ona takdir ettiği fakirliği aslında isyan ediyor. Hani Musa Aleyhisselam vaktiyle Cenab-ı Hakk'a ya Rab demişti, kullarından razı olman için ne yapmaları lazım? Söyle bana, diyeyim kullarına, şunları yaparsanız Allah sizden razı olur. Neyle razı olursun kullarından ya Rab? Mevla Teala Musa Aleyhisselam'a ne dedi? Ya Musa dedi, kullarıma söyle, onlar benden razı olsun, ben onlardan razı olurum. Bak şu kadar namaz kılsınlar, şu kadar ibadet yapsınlar demiyor Mevla. Ne diyor? Ben kulumdan razı olmam için önce o benden razı olsun diyor. Sen Allah'tan razı olmadıkça Allah senden razı olur mu? Haşa, ne demek kulun Allah'tan razı olması? Allah sana fakirlik verdiğinde itiraz etmeyeceksin demek. Allah sana hastalık verdiğinde itiraz etmeyeceksin demek. Allah sana bir bela, bir dert verdiğinde ya dünyada bu kadar adam içinde bula bula beni mi buldu demeyeceğim. Allah öyle murad etti. Allah öyle takdir etti. Allah eğer bana fakirlik takdir ettiyse bu fakirlik Allah'tan mı? Amenna. Mülkün sahibi Allah. Dilediğimi zengin, dilediğimi fakir ederim diyor mu? Benim nasibime fakirlik düştüyse Allah beni fakir olarak görmek istiyor. Ben fakir olarak yaşayacağım. Fakir yarattığı kulunun zengin gibi yaşamasını istemiyor Allah. Hani sahabe-i kiramdan biri Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılıyorlar. Efendimiz şöyle bakıyor arkaya. Sahabeden birisi var ki selamdan sonra böyle alelacele dışarı çıkıyor. Bir iki derken Efendimiz bir gün selamdan sonra dur dedi ona, dur. Ne acele ediyorsun dedi. Bizimle burada tesbihe ve duaya niye kalmıyorsun dedi. Ben şimdi size de söylüyorum yani. Hani bizde de öyle değil mi? Cuma'da normal vakit namazlarında cemaatle namaz bitti, bakıyorsun kapıda yığılma var. Gören zanneder dışarıda erken çıkanlara bir şey veriyorlar yani. Ya bir şey alacaksanız içeride, dışarıda bir şey yok. Bugüne kadar dışarılarda o kadar gezdik dolaştık, kim ne verdi bize? Ama burada olmanın ahirette bir karşılığı var. Buna inandık ki buraya geldik. O zaman sonuna kadar bekle. Belki sonunda daha fazla şey verilecek. En son kalan belki daha fazla şey alacak. Efendimiz de sahabeye diyor, niye duaya kalmıyorsun? Cemaatle yapılan dua ne demek ya? Hani kendi başına yapacak olduğun dua ne ama? Bir de cemaatle toplu halde yapılan duaya Allah'ın icabeti aynı mıdır yani? Sahabe-i kiram da boyun büktü. Ya Resulallah dedi, sen sormasan ben halimi anlatmam. Şikayetçi değilim dedi. Ama o ki soruyorsun, cevap vereyim dedi.
Niye acele ediyorum biliyor musun ya Resulallah? Çünkü üzerimde şu gördüğün kıyafetten başka hiç ikinci bir elbisem yok dedi. Sadece benim değil, evde de dedi hanımın. Şu an üzerinde bir kıyafet var ama o kıyafet namaz kılmaya, setre, avrete uygun değil. Hani sen dedin ya, Allah'ın en çok sevdiği amel vaktinde kılınan namaz. Elhamdülillah ben vaktinde gelip arkana namaz kılıyorum. İstiyorum ki diyor eve gideyim, üzerimdeki elbisemi çıkartıp hanıma vereyim. O da vaktinde kılsın da Allah'ın hoşuna gitsin. Çünkü hanımın elbisesi yok diyor, tesettür, setre, avret miktarınca. Hani bugün benim hiçbir şeyim yok diyen insanlar, bir şeyleri var mı yok mu burada kendilerine sorsunlar. Efendimiz Aleyhisselam öyle mi dedi, o zaman dur bekle. Ali'ye dedi ki ya Ali git dedi Fatıma'ya, sor bakalım dedi. O dolabında bir açsın bakalım dolabını. Ne dolabı? Fatıma'nın dolabı mı var? Ben diyorum. Baksın bakalım Fatıma ikinci bir elbisesi var mı? Aleme rahmet peygamberin kızından bahsediyorum. Senin benim kızımın, hani bizim hiçbir şeyimiz yok diyenlerin dolaplarını açsak nelerimiz var? Fatıma'nın ikinci bir elbisesi var. İki. Efendimiz diyor ki Ali'ye, eğer ikinci bir elbisesi varsa al gel dedi. Fatıma'ya gitti. Babam dedi böyle böyle diyor. Fatıma annemiz de babam öyle diyorsa ikinci elbiseyi çıkarıyor. Ali ile mescide gönderiyor. Efendimiz de o hanımın bir şeyi yok diyen sahabeye bunu al hanımına ver. Bundan sonra da cemaatten erken ayrılma diyor ona bak. Sahabe alıyor Fatıma annemizin elbisesini, eve geliyor ama hanım kapıda bekliyor. Bey hayırdır diyor, bugün geç kaldın. Niye geç geldin? Bakıyor elinde bir şey var. Elindeki ne? Elbise olduğunu görünce sahabe kadına dikkat edin. Bey dedi, yoksa halimizi birine arz ettin, birine şikayet ettin, ihtiyacımız var, fakiriz, garibiz dedin, ağladın da birinden bunu benim için istedin, dilendin mi dedi kocasına. Allah'a yemin olsun ben bu halime razıyım dedi. Birine dilencilik yapıp da bir şey istemektense vallahi ben bu halimle yaşamayı tercih ederim dedi. Dedi durum senin anladığın gibi değil. Vallahi kimseye bir şey demedim dedi. Dilenmedim, istemedim. Peygamber sorunca mecbur anlattım. O da kızının elbisesini sana gönderdi. Peygamber zamanındaki fakirlik böyleydi. Şimdi haline razı olmayan fakirlerin durumu ortada. Allah Azze ve Celle de kibreden fakirleri sevmem, gazap ederim buyuruyor. Bir diğer mesele. Allah Azze ve Celle'nin gazap ettiği, razı olmadığı hasletlerden bir tanesi. Kullarında hayasızlığa Allah'ın rızası yok. Allah buna gazap eder diyor ulema. Hayasızlık, iffetsizlik, namussuzluk, arsızlık Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı, ama üzülerek söylüyorum, söylemek zorundayım. Yarın ahirette yakama yapışıp da hoca bunları bize niye anlatmadın demeyesiniz diye belki aleyhime konuşacak, belki sağda solda hoca bunları konuştu diye eleştireceksiniz. Varın bu dünyada eleştirin ama ahirette karşıma çıkmayın diye bunları söylüyorum. Bugün bu ümmetin en büyük hastalığından, günahından bir tanesi. Allah'ın razı olmadığı bir haslet. Hayasızlık. İffetsizlik. Nedir hayasızlık, iffetsizlik? Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir hadisini okuyacağım size. Bu hadisi dinlerken Allah rızası için istirham ediyorum sizden. Hani bunları dinlerken bak hoca bunları söyledi. Vay hoca şunu söyledi. Ben demiyorum. Konuşan alemlerin efendisi, konuştuğu da insanlığın en üstünleri. Yani sizden daha kıymetlilerine söylendi bu sözler. Ve söyleyen değil ben, alemin en efdal, en kıymetli vardı. Allah Resulü Aleyhisselam sahabeye söylüyor. Bak ne diyor? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şu kimseler cennete giremezler. Kimdir onlar ya Resulallah? Bir, anne babaya asi olan evlat.
Farklı rivayetleri var. Ahmet bin Hanbel'de geçen rivayeti arz etmeye çalışıyorum. Anne babaya asi olan evlat cennetin kokusunu alamaz. Cennete giremez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İçki içen, tevbe etmeden o haliyle ölen, o da cennete giremez diyor Efendimiz. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis okuyorum size. Sahabeye söylüyor Efendimiz. Sahabeye söylenir, bize de söylenmiştir değil mi? Anne babaya asi olan evlat, anne baba duası alamayan evlat, cennet hayali kurmasın. Cennetin kapıları anne baba rızasıyla açılır bilsin. İçki içmeye devam eden kardeş, tevbe etmeden o haliyle ölürse o da cennete giremez diyor Efendimiz. Bunları söylerken ehli sünnetin bu konuya bakışı hiç giremez değil. İlk emirde giremez. Zaman sonra cezasını çektikten sonra girer. Ama neye yarar? Cehenneme bir giriş, bir çıkış. Rivayetlerde öyle şeyler var. Ne diyor İmam Gazali Rahimahullah? Cehenneme şöyle bir kapısından girip öteki kapısından çıkmak 7000 sene alır diyor. 7000 sene. Ben demiyorum, Gazali Hazretleri diyor. Yani bir girdin çıktın. Öyle girmek çıkmak dediğim gibi olmuyor. 7000 sene cehennem bu. Yanardağ değil, fırın değil, evdeki soba değil. Cehennem, Allah muhafaza. Üçüncüsü, cehenneme giremeyecek olanlar. Efendimiz diyor ki, erkeklere benzeyen kadınlar cehenneme kendilerini hazırlasınlar, cennete giremezler. Erkeklere benzemeye çalışan kadın, bunun tersi de mümkün ama Efendimiz burada onu söylemiyor. Kadınlara benzemeye çalışan erkekler de aynı şekilde. Yani fıtratını değiştirenler. Allah seni kadın olarak yaratmış, sen erkekler gibi takılıyorsun. Erkekler gibi yaşamaya çalışıyorsun ya da tersi. Erkek kadına benzemeye çalışıyor. Bunlar da cennete giremez diyor Efendimiz. Dördüncüsü, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Deyyuslar da cennete giremez diyor Efendimiz. Sahabe-i kiram böyle şaşırıyor. Hayatlarında hiç duymadıkları bir kelime. Ya Resulallah, deyyus kimdir diyor, soruyor sahabe. Cennete giremez diyor bak Efendimiz. Kimdir o cennete giremeyecek olan deyyus? Aynen hadisin orijinal ifadesi. Efendimiz söylemiş deyyus. Sonundaki de peltek. Üç noktalı S. Deyyus. Efendimiz Aleyhisselam deyyusun ne olduğunu söylüyor. Deyyus iffetine, ırzına, namusuna halel getiren, ırzını, namusunu kıskanmayan, hanımının, kızının yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyen, hanımının, kızının yanında kim var, kim yok bakmayan, İffetini, namusunu, hanımını, kızını namahrem erkeklerden kıskanmayan deyyustur diyor. Bak ben demiyorum. Bu söylediğime itiraz edenler efendim gitsinler Google Hazretlerine sorsunlar. Deyyus yazsınlar. Deyyus'un karşılığını Google'dan okusunlar. Allah muhafaza. Sahabeye diyor bak Efendimiz. Ve başka bir hadis-i şerif Deylemi'de geçen Allah Azze ve Celle diyor cenneti yarattığında cennete buyurdu ki cimriler sana giremeyecektir. Deyyuslar kokunu bile alamayacaktır. Hadis-i şerif Allah cennete diyor ki yarattığı cennete sana diyor cimrileri koymayacağım. Deyyuslar senin kokunu bile alamayacaklar. Oysa Efendimiz diyor ki cennetin kokusu 500 senelik mesafeden de alınır diyor. 500 sene öteden cennetin kokusu alınır ama deyyuslar cennetin kokusunu bile alamaz. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramdan bir kadının örtüsüne, iffetine el uzatıldığı için sahabeyi namazı terk ettirerek o kadının intikamını alıncaya kadar diye seferberlik ilan ettiği mevzu var ya, Müslümanların ırzı, namusu, iffeti. Allah iffetsizliğe razı değil. Onursuz, namussuz, iffetsiz,
ırzına halel getiren kadın erkek fark etmez. Allah razı değil. Ayette ne diyor Mevla? وَالَّذ۪ينَ اُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ Cennete girecek olan zümreyi sayarken onlardan biri de ırzını, iffetini, namusunu muhafaza edenler diyor Allah. Allah ırzına, namusuna halel getirmekten bizleri muhafaza eylesin. Hani evvelce ecdadımız eve akşam işinden döndüğü zaman hanımına şöyle bakar, dermiş ki, a benim bahtiyarim, gönlümün tahtiyarim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim? Namahrem bakışlardan akşam eve geldiğinde hanımın yüzünde o bakışları gören, rahatsız olan ecdadın bugün torunları hanımını, kızını sere serpe sokakta koluna takmış gezdiren, rahatsız olmayan evladı torunlarıyız. Televizyon programlarına bakın, seyredenlerinize, en azından duyuyorsunuz. Ne diyor? Kadın kocasıyla boşanmak istiyor da, efendim evvelce bu işler gizli saklı yapılırdı, şimdi televizyon karşısında alenen yapılıyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Çocukları kocasından mıdır değil midir diye DNA testi yapılıyor da, testin sonucu canlı yayında açıklanınca kadına diyorlar ki senin bu çocukların bu kocandan değil. Ne yapıyor kadın? Hem de kafasında örtü, bir bez var. O örtü değil, bez. Seviniyor, göbek atıyor. Çocuklarının babası, kocası olmadığına sevinen ve buna seyirci olan 80 milyon, %90 bilmem kaçı Müslüman olan memleket. Allah buna razı olur mu? Çocuklarının babası, kocası olmadığına bu iffetsiz diye sevinecek ve bunu da millete program diye seyrettirecekler ve bu programlar memlekette reyting rekorları kıracak. Benim hacım, kocam namazında, niyazında, karısı, adamı bu programları seyrediyoruz ya. Allah buna razı değil. İffetsizliğin, namussuzluğun bu kadar yoğun olduğu bir dünyaya Allah niye rahmet etmiyor bilmem, anlayabiliyor muyuz? Bir mevzuyu daha söyleyip inşallah kubbeyi bağlamaya çalışalım. Allah Teala'nın razı olmadığı, gazap ettiği bir haslet. O da kullarından zenginlerin cimri olmasına Allah gazap eder diyor. Kullarından, hani cimriliği Allah hiç sevmez de, hele zengin kulunun cimriliğine Allah razı değil. Niye razı değil? Çünkü Mevla Teala buyuruyor ki ben cömertim, cömert kullarımı severim. Bir kalpte iki şey aynı anda olmaz diyor Efendimiz. Bir kalpte iki şey aynı anda beraber bulunmaz. Nedir o? İman ve cimrilik diyor Efendimiz. Bir adamda iman varsa o cimri olamaz. Cimrilik varsa onun imanında problem var. Çünkü iman eden bilir ki Allah sana dünyalık mal, mülk, servet, zenginlik vermişse malın sahibi Allah'tır. Sen emanetçisin. Cimrilik hastalığının sebebi nedir bilir misiniz? Nemrut'taki hastalık gibi, Karun'daki hastalık gibi. Karun, Musa Aleyhisselam'ın teyzesinin çocuğu değil mi? O kadar zenginlik içerisinde ve Musa Aleyhisselam'a da iman etmiş ha, Müslüman Karun. Ama Kur'an bize Karun'u anlatırken nasıl anlatıyor? Musa Aleyhisselam gitti dedi ki ya bu kadar zenginliği var, Allah bu kadar servet vermiş sana. Kur'an'a konu olmuş Karun'un serveti. Servetinin, hazinelerinin anahtarları deve yükü diyor Kur'an. Ya bu kadar servetin zekatını ver ya. Fakire, fukaraya, garibe, kurabaya biraz elini aç dedi ya Musa Aleyhisselam ona. Ne dedi Karun? Vermem dedi. Niye? Bu mallar benim dedi. Ben kazandım bunları. Hastalığın sebebi ne? Cimrilik hastalığının sebebi benim zannediyor, benim. Halbuki şöyle gözünü aç da bir bak. Otobüs bileti, çoklarınız otobüse bindiniz ya da uçağa binenler. Bilet alıyorsunuz değil mi? Bilet. Bilette ne var? Koltuk numaram var. Bilette yazılı koltuk numarasına gidiyorsun, oturuyorsun. Ta Trabzon'dan Ankara'ya, İstanbul'a gidene kadar koltuk sana ait.
Ama düşün, senden önce bu koltuk kimlere verilmiş, senden sonra da bu koltuğa kimler oturacak? Dünya hayatına böyle bakmak lazım. O benim diye zannettiğin servet, senden önce kimlerindi, senden sonra kimlere kalacak? Sen emanetçisin. Dostlardan birine demişler ya, ya çok cömertsin. Bu kadar cömertliği nasıl beceriyorsun? Yani biz yetişemiyoruz senin hayrına, efendim infakına. Cevap dedi ki, ben kendimi dedi, aşçının elindeki kepçe gibi görüyorum dedi. Kazana daldırıyor, çorbayı alıyor, fakirin tabağına boşaltıyor. Fakirin gördüğü, aşçının elindeki kepçe. Tabağı her ne kadar kepçe boşaltıyor olsa da dedi, kepçe aşçının elinde. Her ne kadar veren ben gibi görülsem de dedi, bu servetin sahibi Allah, ben kepçeyim, ben emanetçiyim dedi ya. Kendini emanetçi gibi görmeyenler, malın, servetin yegane sahibi ben zannedenler veremiyorlar işte. Cimrilik yapıyorlar. Mevlana'nın dediği gibi, karınca misali dedi, biriktiriyorsun, biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. Ondan sonra dedi, o biriktirdiklerini yuvaya almak için sen aşağı iniyorsun, karınca gibi. Sen aşağı inince diyor, biriktirdiklerini yuvaya almaya çalışıyorsun, deliği tıkıyor, girmiyor aşağıya. Biriktiriyorsun, biriktiriyorsun, ondan sonra hadi bakalım bir ölüm geliyor, gidiyorsun, biriktirdiğin servet yukarıda kalıyor, sen aşağıda kalıyorsun. Akıl kârı mı? Toprağın altına, tabutun yanına, mezara getiremeyecek olduğun şeyleri arkada, geride, dünyada biriktirmek Allah için akıllı Müslüman yapacak olduğu şey midir ya? Ama bunun sebeplerinden bir tanesini büyükler şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki, beş şey, bu beş şeyi Allah'a teslim etmedikçe gerçek manada Müslüman olamazsınız. Bir, kalbi Allah'a teslim etmek lazım diyorlar. Kalp, bu kalp var ya, ha, bu kalp Allah'a teslim olacak. Yani bu kalpte Allah'tan başkası olmayacak demek. Çünkü Mevla buyurdu ki, bak kainat ya, sadece dünya değil, alemleri şöyle bir düşünün. Dünyanın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi, 250 milyar dünya gibi. Samanyolu galaksisi gibi kainatta 300 milyar galaksi. Bu kainatı bir düşün. Allah diyor ki, ben bu kainatta yarattığım hiçbir mekana girmem. Hiçbir mekana sığmam. Çünkü ben zaman ve mekandan münezzehim Allah diyor. Ama kulumun kalbine sığarım Allah diyor. Kalbini bana vereceğin Allah diyor. Kalbini benim için yarattın diyor. Burada benden başkası olmayacak. Burada benim sevgim olacak. Burada bana teslimiyet olacak. Burada Allah'a iman etmiş hem de amasız, fakatsız, lakinsiz, sorgusuz, sualsiz, tereddütsüz bir teslimiyet. Konuşacak çok mevzu var ama vakit daraldı. Kalbini Allah'a teslim etmek. İki, azalarınızı diyor Allah'a teslim etmedikçe. Yani uzuvlarınız var ya, eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, diliniz. Bunlar Allah'a teslim olacak. Allah'a teslim olacak ne demek? Allah'ın istediği yerlerde bunları istimal edeceksiniz demek. Gözün ne? Allah'ın istediği yere bakacak. Niye? Çünkü gözü veren o. Kulağınla onun istediği şeyleri dinleyeceksin. Kur'an'da bir ayet var. Metnini okumayalım. Mevla diyor ki, bir ordu diyor, bir şehre, bir ülkeye girdiğini düşünün. Haşa ve kella. Allah'a sığınırız ama benzetmek gibi olmasın. Hani Amerika Irak'a girdi ya. Amerika Irak'a girdikten sonra Irak, eski Irak olarak kaldı mı? Irak'ta düne kadar bey olanlar tepetaklak edildi mi? Nasıl diyor, bir ordu bir şehre girdiğinde oranın altını üstüne getirir. Evvelce kıymetli olanlar değersiz, evvelce değersiz olanlar kıymetli olur ya, iman bir müminin kalbine girdi mi, o kalpte inkılap yapması lazım. Artık gözü değişecek, kulağı değişecek, eli değişecek, ayağı değişecek. Şöyle kabul edin. Bir köy düşünün, o köyün elektriği olmasın. Elektriği olmayan köyde hayat nasıldır? Yıllar sonra o köye elektrik geldikten sonra elektrik giren köy eski köyden eser kalır mı?
Hani önce elleriyle bulaşık yıkıyordu, elleriyle çamaşır yıkıyordu, ütüyü bilmem nasıl yapıyordu. Ama elektrik girince bulaşıkta, çamaşırda, ütüde elektrik köyü değiştiriyor mu? İman da Müslümanın bakışını değiştirecek, konuşmasını değiştirecek, hal hareketlerini, yaşantısını değiştirecek. Sahabenin iman etmeden önceki hayatına bakın. İman etmeden önce nasıl yaşıyorlardı? İman ettikten sonra nasıl yaşadılar? Ne değişti sahabenin hayatında? İman ettiler. Dünün gayrimüslimi iken şimdi Müslüman oldular. Dolayısıyla iman eden Müslüman gözünü Allah'a teslim edecek. Allah bak dediği yere bakacak. Bakma dediği yere bakmayacaksın ya. Bir diğer mesele. Efendim, Allah'a teslim edilmesi gereken üçüncü haslet ahlakınız. Allah'ın razı olacağı ahlak sahibi olacak Müslüman. Güzel ahlak sahibi olacak. Detaya inmeyelim. Dört, otoriteyi Allah'a teslim etmek zorunda Müslümanlar. Otorite ne demek? Mülkün de söz sahibi Allah olacak demek. Bu caminin haşa, Allah'a sığınırım bu teşbihten ama bu caminin hocası bensem bu mihrapta ben olacağım. Bu kürsüye ben çıkacağım. Buranın hocası ben. Başka biri çıkıp da burada mihrapta benim yerimde, kusura bakmayın, ben buna müsaade etmem. Allah bu mülkün sahibi ise bu mülkte onun dediği olacak. Müslümanlar olarak bunun için uğraşacak, mücadele edeceksiniz. Söz sahibi Allah olacak. Allah'ın mülkünde Yunan gavurunun dediği olmaz. Allah'ın mülkünde İsveç, İtalyan, İngiliz gavurunun dediği olacak. Allah'ın dediği olmayacak. Sen de Müslüman diye dolaşamazsın. Otorite Allah'a teslim olacak. Bak, ezana başlarken günde 5 defa Allah bize şu kulaklara, dünyaya geldiğin ilk anda sağ kulağına ezan, sol kulağına kametle. Ne duyuruyor Allah bize? Allahu Ekber. Öyle mi? Ne demek? En büyük Allah. En büyük Allah sadece ezanda mı? Madem Allah en büyüktür diyorsunuz, o Allah sokakta da en büyük olacak. O Allah ticarette de en büyük olacak. O Allah devlet idaresinde de, otoritede, siyasette de, mahkemede, hayatın her alanında Allahu Ekber olacak. Bu Müslümanların görevidir, vazifesidir. Aksi halde dışarıda başka büyükler varken, başka büyükler edinmişken sizin akşama kadar Allahu Ekber demenizin, namazdan sonra 33 defa Allahu Ekber demenizin kıymeti yok. Hayatın tamamında Allah Ekber olacak. Ve 5, malını Allah'a teslim etmedikçe, malın sahibi Allah. Allah o malı nereden kazanmanı, nereye harcamanı sana emrediyorsa malını Allah'ın razı olacağı yerlerden kazanacak, Allah'ın razı olacağı yerlere harcayacaksın. Tasarruf sahibi Allah haşa ve kella olacak. Senin bu mal üzerinde bir tasarrufun olamaz. Bitiriyorum. İmam-ı Azam Rahimeullah'a dediler ki, ya imam, sen zengin adamsın. O günün zenginliği ne? Develeri var. Bugünün tırları, arabalar, öyle kabul edin. Ya imam dediler, ya bizim 2 tane 3 tane devemiz vardı. Namaz kılarken o develer aklımıza, kalbimize geliyor. Ya senin bu kadar deven var. Namazla hiç aklına gelmiyorlar mı? İmam-ı Azam'ın cevabı. Ben dedi sizin gibi develeri kalbime bağlamıyorum, ahıra bağlıyorum dedi. Çok develeriniz, çok servetiniz olsun ama kalbinizde olmasın. Allah'ın razı olacağı yerlerden kazanın. Allah'ın emrettiği yerlere o malı vermekten çekinmeyin. Allah anlattıklarımızla amel etmeye bizleri muvaffak eylesin. Söz dinleyen kullarından eylesin. Rızasından daim hidayette sabit eylesin. El-Fatiha.